sonrasında da hala bir türlü demokrasimizde istediğimiz sistemi oturtamadık. Artık bir yerden dış etmenler de etkili olmaya başladı. Önce bir 71-72 muhtırası ve onun sonrasında 12 Eylül darbesine giden bir yol. Siyasi hareketimiz dengesini mi bulamadı yoksa dışarıdan gelen etkilerden çok mu etkilenir halde? Şimdi tabii bunu söylediğim zaman kendimi de işime katıyorum. Siyasetin hataları Türkiye'de askeri rejimlere zemin hazırlamıştır. Yani demin söyledik ya, birinci meclisten sonra müzakereler daima sonuç vermiş. Çünkü bir hedef koymuşsunuz, devlet kuracaksınız. 1960'lardan evvel, 50 ile 60 arası özellikle, parlamento kavgalarına baktığınız zaman çok kaliteli konuşmalar da görüyorsunuz. Ben üniversitede okurken Faik Ahmet Barutçu'nun meclisteki konuşmalarını dinlemeye giderdim. Çok önemli bir hatipti ve müzakerelerde hem nezaket hem nezahat hem de kalite ortaya koyardı. Aynı şekilde Samet Ağol'un dinlemeye giderdik. Değerli bir hatipti. Onların müzakere kabiliyetleri istikameti de giderken meclis birdenbire sapmalar uğradı. Kavgalar başladı. 77 değil mi? Tarihleri de karıştırıyorum artık. Yani evet 57 seçimlerinden sonra 180 CHP milletvekili meclise girince o meclisin bütün moralitesi bozulmuştur. Kavga. Ve kavga bir başka bir şey getiriyor. Ayrışımları arttırıyor. Yani milli meselelerde dahi ayrışımlar ortaya çıkıyor. Ve o tabii devlet idaresinde korkular meydana getiriyor. 57 senesinden evvel ve sonra diye ikiye ayırmak lazım o dönemi. 58 senesinde ekonomik kararlar doğru, siyasi kararlar yanlıştır. Şimdi yasada da ortak bir savunma hazırladık. 30-40 avukat. Toplantıda bir savunma ortaya çıktı. Çok güzel bir savunma. Dil bilen arkadaşlar tercümelerini getirdiler vesaire. Savunma metnini Ali Fuat Başkil'e götürmek vazifesini bana verdi arkadaşlar. En genç işlerinde bendim. Ali Fuat Başkil biliyorsunuz çok objektif bir bilim adamı. Alim bir adam. Hem din eğitimi var, hem Fransa'da ve başka ülkelerde anayasa bilimi eğitimi var. Ben kendisine bilgi vermek istedim. Durdu. Şimdi ben sana soruyorum dedi. Tahkikat encümeni nasıl savunacaksınız? Selahiyet kanunu nasıl savunuyorsunuz? Meclis müzakereleri yasaklayan kararın hukuki gerekçesiniz nedir? Bana 5 tane soru veriyor. İzbandut sorular. Ben de elimden gelen cevabı verdim. Bunların hepsi boş dedi. O mahkeme ihtilal mahkemesidir. Siz ne söylerseniz söylesiniz, o müdafaaları kabul etmeyecek ve oradan çok ağır kararlar çıkacaktır. Ama dedi sana bir kahve ikram edeyim. Çünkü onunla beraber Balmucu'da hapis yapmıştım. Onun hatırında bana bir kahve ikram etti, geri gönderdi. Toplantıya döndüm. Ne dedi dediler. Söylediklerini söyleyince herkes de bir çok güveniyorduk çünkü savunmaya. Savunma ile sonuç alır. Bu bir ihtilal mahkemesidir. Sizin bu savunmalarınız bir normal mahkeme için düşünülebilir. Ama savunacak tarafınız da yok diyor dedi adam. Şimdi objektif olarak senelere geçince ben bunu içimde söyleyebiliyorum. Herkes öldü. Bir ben sağ kaldım. Ama bu hatırayı şunun için söylüyorum diye. Ali Fuat Başkil gibi Demokrat Parti'ye yakın bir büyük alim hadiseyi daha evvel teşhis etmiş. Gerçekten de savunamadık. Şimdi o savunma burada basılı, bastılar sonra. Okuduğum zaman çok beğeniyorum. Ama içimden de diyorum ki bu savunma doğru değil. Çünkü siyaset bu hatayı yapmamalıydı. Şimdi tahkikat komisyonu
tutuklama kararı verirse o parlamentonun parlamento niteliği kalır mı? Kuvvetler ayrımı kalır mı? Siyasi demokrasi kalır mı? Siyaset kalır mı? Muhalefetin hakları, teminatları, ifade özgürlüğü kalır mı? Böyle hatalarla 27 Mayıs'a geldik. Ondan sonra siz soruyorsunuz bana kim hata yapıyor? 27 Mayıs'ta askerler anayasayı hazırlama görevini bilim adamlarına verdiler. İyi bir anayasa yaptılar. Ama biz o anayasayı kullanmakta yine sıkıntıya düştük. Bu sefer başkaları kavga ettiler. Nihat Erim'in hükümet kurması demokratik meşruiyet olur. Yani 72'de 71'de olan hadiseleri düşündüğüm zaman sadece meclisin açık kalmasını bir avantaj gibi görebilirsiniz. Ama askeri otoritenin devletten pay aldığını görüyorsunuz. Siz siyaseti boşaltırsanız, siz siyasetçiler devlet idaresinde boşluk yaratırsanız asker pay ister. Çünkü askeri bu devletin kuruluşunda payı var. Onu biliyor. Milli Ordu'nun Büyük Millet Meclisi ile beraber yaptığı bir savaşta kurulmuş bir ordu var. Onu hatırlatmayacaksınız. Ve askeri otoriteyi, silahlı kuvvetleri demokratik otoriteye bağlı halde tutacaksınız. Demokratik otorite olmaktan çıkarırsanız asker ikide bir darbe yapar. Ve her garnizonda da bu konuşulur. Yaşadığım için söylüyorum. Tasvip ettiğim için söylemiyorum. Demin sorunuzun son cümlesine bu cevabı şöyle vereyim. Biz siyasetçiler devleti demokratik koşullarda ve kaybetmeyi göze alarak yürütseydik darbeler olmaz. Kaybetmeyi göze almak, vazgeçmek, bırakmak, kazanmak kadar önemli bir duygu. Çok değerli bu söyledikleriniz. 1982 Anayasası'nı inanılmaz bir oy çokluğuyla kabul eden bir halk var, bir seçmen var. Ve 83 seçimlerinde de işte o dönemde işte tabii Amerika'nın da Kenan Evren biraz manipüle etmesiyle Turgut Sunalp'ı işaret ettiriyorlar Evren'e. Halk o anayasaya çok 99 gibi oranla oy veren halk hiç gale almadan Turgut Özal'ı başbakan yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti seçmeni Türk halkının enteresan bir demokratik felaseti de var. Bunu görüyoruz özellikle. Peki bir sonraki seçimde hatta %45 alıyor ilk seçimlerde Özal ama ondan sonra yine bir yasaklar kampanyası. Türkiye siyasi tarihinin artık kaçıncı yasaklar kampanyası bu. Bu sefer zincir bozağında siyaset yasaklısı olan gerek Demirel'in, gerek Erbakan'ın, gerek Ecevit'in siyasi yasaklarının kalkmasını engellemeye çalışıyor. Güneş Taner dönemi bakanlarından ve buradaki bakış açısı da çok sadece matematiksel kazanma yönelik bir bakış açısı. Yani ben %45 aldım, ben merkez sağdaki bir partiyim. Eğer Demirel'in önü açılırsa ben bu 45'ten kaybedeceğim. Peki yani hala 1990'larda dolayısıyla çok doğru bir tespitiniz var. Kaybetmeyi bilemeyen siyasetçiler yüzünden bugüne geliyoruz. Demokrasinin temeli ise kaybetmek. Kazanmak kadar kaybetmek. Şimdi burada bir ufak anımı anlatayım. Lütfen. Ben Doğru Yol Partisi Genel Başkanıyım. Demirel yasaklı, mecburen. Demirel'e vekâlet. Hatta emanetçi diyorlardı o zaman. Bir gün meclise de girdik o zaman. Küçük bir grup kurduk. Kenan Evren beni çağırdı. Dedi ki bu yasakları kaldıralım. Zaman gelmişti. Çünkü Alman Cumhurbaşkanı gelmişti o zaman, demokrat bir adam. Bizi de çağırdı. Rahşan Ecevit'in de DSP diye bir partisi vardı. Hı. Bizden anlattık. Anladığım kadarıyla telkin gelmiş Avrupa Birliği'nden. Peki dedik. Ama dedi bir şartımız var. Referandum. Referandum da kondu, referandum da kalksın. Dedim ki efendim demokrasiyle idare eden bir ülkede referandum çok olağanüstü bir şart.
bir kanunla, anayasa değişikliğiyle kaldırın. Özal ısrar ediyor dediler. Bu yasakların kalkması için madem referandumla kondu, halk kaldırsın diye. Yanlış bir tabi. Yani ben o kadar ısrarcı değilim dedi bana. Döndüm geldim Demirel'e. Dedim ki böyle bir teklifle karşı karşıyayız. Ne diyelim? Demirel dedi ki Özal askerlerin koyduğu yasağı bir de halka koydurtmak istiyor dedi. Çok yanlış bir şey yapıyor ama dedi. Soyulalım, dövüşelim dedi. Bülent Ecevit'te Rahşan Hanım'la konuşmuş. O bana telefon etti. Gittik konuştuk. Hayır. Dövüşeceğiz. Yani başka çare yok. Bence Türk siyasi hayatının en büyük yanlışıdır. Bir sivil hükümetin başbakanı, siyasi iradenin temsilcisi, elinde güç var, partisi var, temel haklardan biri olan siyaset yapma hakkını referandumla kaldırmak istiyor. Ve mücadele etti. Partisi, kendisi, sokaklarda, caddelerde, biz de sertleştik, Demirel de sertleşti. Ve 58 bin oy farkıyla kazanabildik. Referandum da çok tehlikelidir. Çünkü bir iktidar partisi kavgayı sürdürüyor tersine. Yasakların kalkmasının doğuracağı sonuçları anlatıyor. Eskiler geri gelecek diyor. Bir yandan da evren çıkıyor meydanlara. Bunlar çorbayı kirletmişler diyor. Şimdi yine kirlettiler diyor. Halk şaşkın. Çünkü siyasi irade temsil eden Özal döneminde de bir zenginlik ortaya çıkmış, bir gelişme var. Halkın memnuniyeti olduğu anlaşılıyor. Bir de büyük bir partisi var, Adam Vatan Partisi gibi güçlü bir parti var. O hadiseyi hiç unutamıyorum. Ben onun için referandumlardan hep korktum. Son referandum da öyledir. Devlet iktidarının taraf olduğu referandumda oy almak çok zor. Çünkü sivil bir idare bir siyasi hakkın, bir yasağın kalkmasını istiyor veya yeni bir siyasi rejim getirmek istiyor. Telkin kabiliyeti çok büyük. Bir de tabii organize olmuş. Televizyonlarda organize olmuş. Yandaş basında organize olmuş. Ve partisinin gücüyle ortaya çıkıyor. İktidar partisi. Abi daha doğrusu devlet var. Devlet size karşı mücadele ediyor. Referandumun tarafı devlet olduğu zaman sıkıntıyı yaşamış, iki evde yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Çok zor iştir. Bir başka hata da bence gire siyasetçilere ait. Hem Demirel hem Özal partileri bırakıp Cumhurbaşkanı olmakla yanlış yaptılar. Büyük hata. Siyasi boşluk çıktı ortaya. Hala o boşluğu merkeze dolduramıyor Türkiye.